bir Müslüman olarak büluğa erdikten sonra akil ve baliğ dediğimiz, yani aklı, akli dengesi yerinde, akli melekesi sağlam ve bir de büluğa ermiş, yani normal çocukluk çağından, çocukluk yaşından çıkmış, erkeklik dediğimiz hale ve hayata intikal etmiş olduktan sonra bir Müslümanın öğrenmekle, bilmekle mükellef olduğu ilimlere, ilim dediğimiz bir şey var. Herkesin bu hususları bilmesi, öğrenmesi, üzerine farz-ı ayın olan ilimlere ne diyoruz? Farz-ı ayın ilimler. Bir de bazı ilimler, bazı bilgiler var ki bunlar farz-ı ayın değil, siz söyleyin, farz-ı kifaye. Farz-ı kifaye. Yani bir grup Müslümanın o ilimleri elde etmesiyle farzın ümmet-i Muhammed'den sakıt olduğu şekil. Ama hiçbirisi o ilimleri öğrenmese, o ilimleri elde etmese, o konuları benimsemese, bütün o bölgedeki, o ülkedeki ümmet-i Muhammed'in tamamı ne olur? Günahkar olur. Farz-ı kifaye budur. Mutlaka cemaat-i müsliminin içinden hangi beldedeyse, hangi bölgedeyse, hangi ülkedeyse bir grup Müslüman o ilimleri tahsil edecekler. Hiçbirisi dönmez, bakmaz, iltifat etmezse farz-ı kifayeyi terk etmiş olduklarından o bölgedeki Müslümanların tamamı günahkar olur. Sorumlu olur. Şimdi farz-ı ayın ilimler deyince bunu her Müslümanın hangi meslekten olursa olsun, burada meslek farkı gözetilmemiştir. Makamı, mevkisi, durumu, tutumu söz konusu değil, sadece Müslüman olmuş, akil olmuş, baliğ olmuşsa, cinsiyet farkı dahi aranmadan kadının da erkeğin de bilmesi, tahsil etmesi, öğrenmesi farz olan ilimler var. Bunlara farz-ı ayın ilimler diyoruz. Bugün bu konuda sohbet yapalım. Bu konuda müzakere, yani birbirimize hatırlatalım. Daha ziyade kürsüdeki konuşmalar bir müzakere durumunda oluyor. Çok zaman unutulan şeyleri hatırlatmış oluyoruz. Veya bu vesileyle bir kere daha hatırlanmış oluyor. Müzakere karşılıklı hatırlatma anlamına geliyor. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tabii kaynağı Kur'an olan, Kur'an'dan konuşan, Kur'an'ı canlı bir şekilde topluma yansıtan bir elçi olarak hadis-i şeriflerini, beyanlarını, mesajlarını, tatbikatını Kur'an'a dayandırarak ümmete hitap eden bir şahsiyeti maneviye, peygamber sıfatıyla, nebi sıfatıyla hitap eden bir kimse olarak buyuruyor ki talebül ilmi feridatun. Talebül ilmi ne demek? Talebül ilim, talep ne demek? Talep, istemek. Talep, talebül ilmi, ilim istemek. Nedir
faridatun. Farida, datman orası. Farzdır, mutlak farzdır. Kime farzdır? Alâ külli müslimin. Her bir erkek müslümana ve müslimetin, siz söyleyin, kadın müslümana, müslim müslime, mümin mümine, mümin erkek oluyor, mümine kadın oluyor. Yani kadın olan, erkek olan bütün müminlere o konuda ilim talep etmek, yani o konunun ilmini elde etmek nedir? Faridatun, farzdır. Yani farz-ı ayındır. Farz-ı ayın ilimleri, İslam alimleri hemen hemen hassasiyetle, titizlikle saymışlar. Ve özlüce, topluca buna ne demişler, siz söyleyin, ilmi, ilmi hal. Mutlaka duymuşsunuzdur. İçinizde ilmi hal kelimesini duymayan var mı? Olmaması lazım. İlmi hal. İslam ilmi hali, büyük İslam ilmi hali, ilmi hal, ilmi hal. Yani bu kelime artık bir Müslüman tarafından duyulmuş, işitilmiş, özlenmiş, hazmedilmiş bir kelimedir. Yani yeni bir kelime değil. En azından 7 yaşını ikmal eden bütün Müslüman çocuklarının dahi tanıması icap eden bir kelime. İlmi hal. Ne demek ilmi hal? Hal ilmi. Hal ilmi. Hal ne demek, siz söyleyin. İçinde bulunduğumuz, yaşadığımız dakikalar. Geçmiş zamana hal denir mi? Ne dersiniz? Geçmiş zamana hal denir mi? Evet, olur mu ya? Geçmiş zamana ne derler? Mazi derler, mübarek, ne hali? O geçmişte kaldı. Gelecek zamana hal denir mi? Daha gelmemiş ki hal diyesin. Hal içinde bulunduğun saniye demektir. Bak, daha halin ne olduğunu bilmeyenlerimiz var. Ne haldeyiz derler ya, ne haldeyiz. Araplar karşılaştığı Müslümana sorar, keyfe halüke, ne demek? Nasılsınız der ama ne haldesin, bak keyfe halüke. Keyfe halik, devam böyle sorarlar. Arabistan'da ya Arapçayı bilenler aslında. Halin nedir? Hal demek, şu anda nefes alıp verdiğimiz, siz söyleyin, dakikalar demek. Bak, 5 dakika evveli hal olmaktan çıkmış, mazi olmuş. Trilyon versen geriye getiremezsin. Getirebilir misin? Geçmişi geri getirmek mümkün değildir. Geleceği de öne almak mümkün değildir. Daha gelmedi. Zamanla çalışamazsınız. Hal demek, bak, nefes alıyorsun, veriyorsun. Alıyorsun. İşte bu hal budur. Keyfe halikleriyle nefes alıp verdiğiniz dakikaların ahvali soruluyor. İlmi hal de budur. İlmi hal dediğimizde içinde bulunduğumuz halin ilmini öğrenmek bütün Müslüman kadın ve erkeklere bizzat farz-ı ayındır demişler. Peki hal ilmi, Cenab-ı Hak bunu Kur'an'da müteaddit ayetlerle, bilenlerle bilmeyenlerin eşit olmayacağını, estağfirullah, hel yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun, bu ayeti içimizde duymayan yoktur. Hiç bilenlerle, siz devam edin, bilmeyenler eşit olur mu? Müsavi. Hel yestevi, istiva, müsavi, aynı şey demek yani. Hel yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun, hiç bilenlerle bilmeyenler eşit, müsavi, aynı olur mu? Mümkün mü? Yani olmayacağını, olur diyenlerin aklından noksanı olduğunu, o zaman demek ki Cenab-ı Hakk'ın huzuruna imansız çıkılamayacağı gibi, siz söyleyin, ilimsiz de, ilmihal olmadan da çıkamazsınız.